Bize şimdi ne geliyor? Gerçekten tedavisini almış, tanısı belli olan gerçek hasta grubu gelmeye başladı. Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Bir ay önce Ankara'da yükselişe geçen vaka sayısı yeniden düşüşe geçti. Ayaktan hastamız ciddi anlamda azaldı. %60-%70 oranında 2-3 hafta öncesine göre sayılarımızda çok ciddi bir azalma var. Son 15 gündür aslında kendimizi çok iyi hissediyoruz. Verilere göre bir ay önce acile başvuran hasta sayısı günlük 2000 iken artık günlük başvuru 250'ye düştü. Hiçbir alanımızda yoğun bakım için bekleyen hasta yok. Olsa bile tetkikleri tamamlanır tamamlanmaz bir şekilde yerine kavuşuyor. Ankara Şehir Hastanesi pandeminin başından bu yana koronavirüs hastalarının tedavi edildiği ana hastanelerden biri. Şehir Hastanesi azalan hasta sayısıyla özel hastane ve çevre illerden de COVID'li hastaları almaya başladı. Ankara Şehir Hastanesi pandemi sorumlusu doçent doktor Gülhan Kurtoğlu özellikle filyasyon ekiplerinin Ankara'daki vaka sayısının azalmasında büyük etki sağladığını söyledi. Öncesinde ben pozitif çıktım, kızım ne olacak, eşim ne olacak diye onları da alıp bize getiriyorlardı. Ama şimdi filyasyon aktif olarak eve gittiğinde hem hastayı görüyor, hem etrafındakileri görüyor, temaslı takibini yapıyor, ihtiyacı olanın orada örneğini alıyor, ilacını da evine götürüyor ve acilden giriş sayısını ciddi anlamda azaltan metodlar oldu. Uzmanlar tarafından mevsimsel grip de risk olarak görülüyor. Özellikle koronavirüsle benzer semptomlar da riski artırıyor. Uzmanlar bu noktada maske kullanımına dikkat çekiyor. Okulların açılışı yine influenza ile karışacak gibi endişeler var. Maske kullanmak biraz influenza'yı da bence azalt. Herkes mesafeyi öğrendi.